Öncelikle herkese hoş geldiniz diyorum. Bugün burada olmaktan gerçekten çok mutluyum. Bugün derneğimizin 32. yılını burada siz güzel insanlarla beraber kutlayacağız. Sizler için Aydın Şube olarak bir opera dinletisi hazırladık. Ben de hemen kısaca kendimi bir tanıtayım. Ondan sonra çok da uzatmadan sözü Ayşe Hocama vereceğim. Ben Zeynel Aydın, Aydın Şube. Kolaylaştırıcı yardımcısıyım. Aydın'da Veteriner Fakültesi son sınıf öğrencisiyim. Bugün Buse arkadaşımız sizlerle beraber olacak. Sizlere bir opera dinletisi hazırladık. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum. Ben sözü hiç uzatmadan Ayşe Hocama veriyorum. Çok teşekkürler. Ben de sevgili Nurten Hanım'ın şahsında Aydın Şubesi'ni, siz gençleri yürekten kutluyorum. Buse'yi daha çok dinlemek üzere bizler az konuşalım diye kendi kendime karar verdim. Ama şunu söylemeden edemeyeceğim sevgili Buse'ye. Tabii senin bu akşam sunacağın Mustafa Kemal Atatürk'ün de çok sevdiği bir müzik türü. Dolayısıyla hepimiz onun adına da seni dinleyeceğiz. Bunu yapabildiğin için, böyle bir yeteneğin olduğu için seni yürekten kutluyoruz. Yolun hep açık, aydınlık olsun ve Aydın Şubemiz de sanatçı öğrencilere böyle destek verdiği için o da ayrı bir önemli karar. Onu da yürekten kutluyorum. Yıllar önce Şırnak'ın İdil ilçesinin gençlerini, daha doğrusu lise son sınıf öğrencilerini İstanbul'a getiriyorduk semestr tatilinde. Yarım gün dershaneye, yarım günde İstanbul'un tarihi turistik yerlerini gezerek onlara İstanbul'u tanıtıyorduk. Bu programların içinde AKM'deki opera konserleri de vardı. Bir akşam ben onları AKM'ye götürmüştüm. 55 öğrenciydi. Tabii gün boyu da çok yorgun oldukları için oradan oraya küçük bir idilden sonra bir baktım ki daha ara olmadan herkes horul horul uyuyor. Ben tabii tabii ki asla kızmamıştım. Hani ilk defa operayla karşılaşıyorlardı. O nedenle aradan sonra ayrıldığımızı hatırlıyorum. Ama aynı çocuklar o gece belki uyudular ama sonrasında İdil'de klasik müzik konserleri düzenlememizi istemişlerdi ve onları gerçekleştirmiştik. Şimdi Buse'yi de dinledikten sonra hepimizin hayali belki Hakkari'de Buse'ye de bir program düzenleyebiliriz diye düşünüyorum. Ne kadar hoş olur. Tabii şimdi dijital ortamda da buradan seslenip oraya da ulaşabilirsin. Canı yürekten kutluyorum seni. Zeynel ve Sultan da bizim Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin gençlik örgütlenmesinde Aydın ekibi. Onların da emeklerini kutluyorum. Şubemizi de alkışlıyorum. Başarılı bir konser olmasını diliyorum. Teşekkür ederiz hocam. Ayşe Hocama bu güzel sözleri için çok teşekkür ederim. Bu arada Nurten Hocama sözü vermeden önce şunu da belirtmek istiyorum. Belki görüyorsunuzdur, arkama Türkan Hocamı da aldım, Ayşe Hocamı da aldım. Ayşe Hocam da burada. Bu güçle beraber devam etmek istiyorum ve sözü çok değerli şube başkanımız Nurten Atalay'a veriyorum. Merhabalar. Evet, genel merkezimizin 32. yılı, kuruluşunun 32. yılı ve haftasında biz de Aydın Şube olarak Buse'nin sesiyle kutlamak istedik. Hem dedik genel merkezimin 32. yılını morale de ihtiyacımız var, bir konserle kutlayalım istedik. Bildiğiniz gibi evet morale ihtiyacımız var. Pandemide, COVID-19 pandemisinde bir yıl oldu. 12 Mart'ta bir yıl olacak. Tabii tüm yaşamımız değişti bu pandemiyle. Özellikle fiziksel ve ruhsal olarak sağlıklarım, hepimizin sağlığı olumsuz etkilendi, risk altına girdi. En önemlisi de bizim derneğimiz açısından eğitimdeki gelişmelerdi ve olumsuz gelişmelerdi.
yüz yüze eğitimden online eğitimine geçince tamamen teknik altyapı eksiklikleri, bunu bilgisayar, tablet, internet gibi. Böylece bizdeki eğitimde fırsat eşitliğinin daha da bozulmasına yol açtı. Genelde merkezimizin destekleriyle de bunları hep birlikte şubeler olarak aşmaya çalışıyoruz. Ben burada bu 32. yılda derneğimizin başta Türkan Saylan olmak üzere bütün kurucularını, bütün emeği geçenleri sevgi ve saygıyla anmak istiyorum. Onların başlattığı çağdaşlaşma yolunda 2009 yılında kurulan Aydın Şube olarak da aynı onların yolunda devam etmekten mutluluk ve onur duyuyoruz. Bunu iletmek istedim. Sözlerimi de fazla uzatmak istemiyorum. Tabii Buse'yi dinlemek istiyoruz hepimiz. Onun o güzel sesini. Ben Buse'yi şimdiden kutluyorum. Ve iyi dinletiler dinliyoruz. Hepinize iyi dinletiler diliyorum. Nurten Hocam'a da bu güzel konuşması için teşekkür ediyorum. Biz de sabırsızlıkla Buse'yi dinlemek istiyoruz. Ama ondan önce şube kolaylaştırıcımız Sultan'a sözü vermek istiyorum. Sultan sendeyiz. Arkadaşlar öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bugün bir opera dinletisi hazırladık Aydın Şube olarak sizlere. Umarım Buse'yi dinlerken keyif alır ve biz zaten katıldığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi müziği anlamanın, ben buna geçmeden önce kendimi tanıtayım isterseniz. Ben Sultan, Aydın Şube kolaylaştırıcısıyım. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyoloji Bölümü son sınıf öğrencisiyim. Dernekte yaklaşık 4 yıldır dernekteyim ve iyi ki bu ailenin içerisinde olmuşum dediğim en güzel hatta en özel şeylerden bir tanesi. Müziği anlamanın ve hissetmenin, tecrübe etmenin en iyi yolu hatta en güzel yolu onu dinlemek olduğuna inanırım her zaman. Ki toplumumuzda zaten hepimizi ortak bir noktada buluşturan dil, din, ırk, mezhep gözetmeksizin hepimizi ortak bir noktada buluşturduğuna inanırım. Ben de fazla sözü uzatmadan Nazım Hikmet Can'ın kısa bir dörtlüğünü sizlerle paylaşarak tekrardan sözü Zeynel'e bırakacağım. Seni düşünmek güzel şey, ümitli şey. Dünyanın en güzel sesinden en güzel şarkıyı dinlemek gibi bir şey. Fakat artık ümit yetmiyor bana. Ben artık şarkı dinlemeyi değil, şarkı söylemek istiyorum diyorum ve söz sende Zeynel. Sultan çok teşekkür ederim dörtlüğün içinde. Biz de hemen sabırsızlıkla beklediğimiz opera dinletisine geçelim arkadaşlar. Ben o zaman sözü Buse'ye veriyorum. Buse sendeyiz. Merhaba herkese. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki Ayşe hocama ve Nurten hocama hakkımı söyledikleri için çok çok teşekkür ederim. Kendimi tanıtmakla başlayayım. İsmim Buse Usta, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde müzik öğretmenliği şu an Anadal okumaktayım. Kısa bir müzik hayatımdan bahsedeyim. 8 yaşında şarkı söylemeye başladım. Daha sonra 12 yaşında gitar öğrendim. Lise zamanlarında çeşitli şarkı yarışmalarına katıldım. 2 tane ödülüm var. 2 tanesinden de final gördüm. Daha sonra üniversitede de müzik okumak istedim. Şu anda da müzik öğretmenliği okuyorum. İleride de opera konservatuar okumayı planlıyorum. Son 3 yıldır da Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Aydın Şube içindeyim. Ve şu anda da gençlik yönetiminde kolaylaştırıcı yardımcısıyım. Sizinle beraber olduğumuz için hep beraber bir aileyiz. Hep beraber sizinle beraber olmaktan çok mutluluk duyuyorum ve bu opera resitlerini yaptığım için de bugün çok mutluyum. Eserlere geçeyim mi Zeynel? Mikrofonun kapalı. Evet geçebilirsin. Tamam. Şimdi size 10-11 tane opera aryantipleri ve aryaları söyleyeceğim bugün. İlk söyleyeceğim eser Chi Vuol Comprar. Bu bir İtalyanca aryantik. Aryantik demek operada klasikleşmiş parçalardır. Kült dediğimiz yani ilk opera parçalarından.
bir tanesi. Burada da anlatılan şey hikayesi, bir kız bir mekana giriyor ve kim bu güzel kanaryayı almak ister, onu hak edene vereceğim diyor. Ama aslında elindeki kanaryadan değil, burada kendisinden bahsediyor. Eş adayı arıyor aslında burada. Neşeli bir opera aryantik. İyi seyirler dilerim. Şimdiki söyleyeceğim yine bir aryantik olacak. İsmi Vergin Tutta Amor. Yine İtalyanca bir aryantik. Bu da diğerinden çok ayrı bir havası olan ağır, hüzünlü bir parça. Ve aslında bu bir Meryem Ana'ya dua. Um.
Şimdi sıradaki eser bir Lied, yani Almanca parça demek. Almanca opera parçası. Bu da Franz Schubert'ten Serenat. Bilirsiniz belki. Serenat'ta şu anlatıyor. Burada sevdiği kişiyi bekleyiş var ve sözlerinde şunu söylüyor. Gel beni mutlu et şeklinde bir çağrışta bulunuyor.
Teşekkür ederim. Şimdi sıradaki eser Augel'in Vagoe Conoro. Bu da bir aryantik, İtalyanca bir parça. Burada da biraz özgürlüğe yakınma denebilir parçanın anlattığı şey. Kuşa sesleniyor, bir kuşla konuşuyor. İşte ne kadar özgürsün, keşke ben de öyle olsam şeklinde sözleri var. Teşekkür ederim. Şimdi bir arya söyleyeceğim. Bu Mozart'ın Figaro'nun Düğünü adlı eserinden bir arya. Susanna'nın aryası, Devi'nin Non Tardar. Burada anlatılan şey de Figaro ile Susanna bir evlilik hazırlığındalar. Ve Susanna bunun için çok heyecanlı. Düğünden bir gün önce ayna karşısında düğünü heyecanla beklerken bu aryayı söylüyor.
Teşekkür ederim. Alkışlarınızı duyuyorum buradan. Sesi gelmese de. Yorumları da görüyorum. Çok teşekkür ederim. Hemen diğer esere geçeyim o zaman. Şimdi biraz yine üzgün, ağır bir parça söyleyeceğim. Bu arada bir tane detayı vermeyi unuttum. Az önceki söylediğim parçanın girişinde konuşur gibi bir bölüm vardı. O kısma recitatif deniyor. Yani öncesinde parçaya hazırlık gibi, konuşur yapar gibi opera deniyor bu kısma. Onu da belirteyim. Şimdi Vieni Vieni Olmuyor Diletto. Bu da yine serenat gibi. Aynı konuyu anlatan bir sevdiği kişiyi bekleyiş var. İşte gel beni gel
gel benim tatlım diyor, kalbim hazır seni bekliyor ve çoktan seni çağırıyor sözlerinde bunları söylüyor. Şimdi söyleyeceğim eser, teşekkür ederim, yorumları görüyorum. Şimdi söyleyeceğim eser bir aryantik, İtalyanca bir parça. Bu da Coella Fiamma Che Macende. Bu parçada sözleri de şu şekilde. Bu güzel ateşim yakın da olsam, uzak da olsam ısısını kaybetmeden yanacak. Ruhum bu beni aydınlatan ve hiç bitmeyecek alevi seviyor. Bu da oldukça zor ve söylemeyi çok sevdiğim bir parçadır. Yeah.
Teşekkür ederim. Ayşe hocam. Şimdi yine bir lied söyleyeceğim. Bir Almanca parça. Bunun ismi de Die Zufriedenheit. Şuradan bir açayım. Burada da anlatılan... Bu az öncekinden çok farklı olarak yaşamayı seven neşeli bir parça bu. Sözlerinde şunları söylüyor. Ne kadar huzurluyum. Hayatın özgür eğlencesini tadıyorum. Muhteşem kahramanlara, prenslere gülüyorum. Çünkü ben bu küçük evimde mutluyum diyor. Oh,
Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Yorumları da okuyorum bir yandan. Şimdi söyleyeceğim parça yine bir aryantik. Bu da bir İtalyanca parça. Bestecisi Giovanni Maria Bononcini. İsmi parçanın adı Dehbio Amenon Vascondete. Bu da aslında neşeli bir hava verse de parçada aslında sözlerinde bir hüzün var. Sözlerinde şunları söylüyor. Daha fazla benden saklanma. Kendini göstererek bu ruhun acısına son verebilirsin. Teşekkür ederim. hepinizin kamerasını şimdi görüyorum ben. Merhabalar. Şimdi son iki parça kaldı. Bu iki parçayı da çok neşeli olmasını istedim. Sonra bıraktım bunları. Bir tanesi İspanyolca parça şimdi söyleyeceğim. Bunun adı da La Española. Böyle klasik bir İspanyol parçadır. Nasıl bizim Türkiye'de işte gesi bağları varsa onlarda da La Española böyle bir şey. Bayağı bilinen bir parça. Ve insanları neşelendiren, oynattıran güzel bir eser. Burada da
Sözleri şu şekilde: aslında burada güçlü bir kadın karakter var ve özgüvenini anlatıyor burada. Diyor ki, İspanya'da ben en güzeliyim, aşkın kraliçesiyim. Bu şekilde sözleri var. Evet, şimdi bir yorum gördüm. Evet, parçalar öncesinde mutlaka bilgi veriyorum. Bu seyirciler adına çok daha iyi oluyor. Parçanın hikayesini daha iyi anlamış oluyorlar ben söylerken. Yüz ifademdeki duyguyla beraber de daha iyi anlaşılır oluyor bu şekilde. O yüzden mutlaka konserlerimde mutlaka bilgi veriyorum parçayı söylemeden önce. İyi seyirler dilerim. Başlıyorum. Yapacağım. Onu sana bıraktım. Ali Babalar ve Kır Karamiler operetinden Ayşe'nin aryası. Bu da çok neşeli bir parça. Bir arya bu. Aryanın da aryantiklerden farkı, bu arada aryaların daha yeni günümüze doğru olması, aryantiklerin klasik parçalar olması ve aryaların daha zor ve daha uzun parçalar olması, buradan farklılaşıyorlar birbirlerinden. Burada da şimdi Ayşe
Ali Baba'nın karısı oluyor burada. Ve bunu söylerken Leyen'le çamaşır yıkıyor kadınlarla beraber. Neden zengin değilim diye isyan ediyor bu parçada. Ben de zengin olmak istiyorum diyor. Tabii Ali Baba altınları bulmadan önce bu. Hemen altyapıyı açalım. Kısa bir şey de söylemek istiyorum bu arada. Bu parçayı arkadaşlarım Hüseyin ve Emir'e söylemek istiyorum. Onlara armağan olsun çünkü o ikisi çok seviyorlar bu parçayı. Size gelsin. Kutluyorum Buse'cim. Kutluyorum. Çağdaş Türkiye'nin aydınlık yüzüsün sen. Çok öpüyorum seni. Kutluyorum. Ben de sizi öpüyorum. Çok seviyorum sizi. Evet. Hepimiz seni kucaklıyoruz. Kutluyoruz. Yani muhteşem de doyamadık. Onun için çok daha fazla dinleyelim seni sık sık. Nurten Hanımcığım valla 32. yaşımızı tam kutladık bu akşam. Çok teşekkür ederiz bu öneri için, bu buluşturma için. Zeynel, Sultan size de çok teşekkürler. Doyamadık. Yani biz yapmanı istiyor herkes ama tabii sen kendin karar ver. Biz sana hiç doymayız çünkü. Biz yaparsın Buse'cim. Bizler çok teşekkür ederiz. Ruhumuzu dinlendirdin. Evet. Teşekkür ederim. Bis yapacak mısın? Efendim hocam? Bir bis yapmayı düşünüyor musun? Bis istekleri var. Nedir hocam? Yani bir tane bir parça, son bir parça söyler misin diye. Tamam olur. İsteğiniz varsa alayım. Ama şu anda repertuarımın hepsini söyledim şu an hocam. Tamam, zorlamayalım. İsterseniz tekrar bir tanesini söyleyeyim. Eğer çok sevdiğiniz varsa içlerinde. Son olanı bir kez daha dinleyelim. Ayşe'nin bir kez daha coşalım. Tamam. Harikasın. Teşekkür ederim.
Tekrar bir kere daha söyleyelim o zaman. Buse, sana çok teşekkür ederiz. Gerçekten sesine, yüreğine ve emeğine sağlık. Yani o kadar keyif aldık ki dinlerken, eminim ki burada bulunan herkes de aynı şekilde hissetmiştir. Böyle ruhumuzda çok güzel bir huzur doldu. O yüzden çok teşekkür ederiz yani sana gerçekten. Ben teşekkür ederim. Sonlara doğru çok neşeli ve bomba gibi bitirmek istedim. Hepinizin evet. Yüzlerinden de bu enerjiyi görüyorum. Ne mutlu bana. Kameraları görmen lazımdı. Çok güzeldi. Böyle herkes görüyorum, görüyorum. Böyle kaydırayım biraz. Çok güzelsiniz. Gerçekten çok teşekkür ederim. Harikasın. Teşekkür ederiz. Nurten Hocam, isterseniz ben kapanışı yapayım. Tamam. Kapanışı yaparken öncelikle yani herkese katıldığınız için teşekkür ederiz. Bugün burada bulunduğunuz için. Son olarak tabii ki biz sadece bu kadar değiliz. Arka planda bize çok fazla emek veren arkadaşımız da vardı. Onların da kısaca bir ismini söylemek istiyorum. Burada ekip arkadaşlarım Aslı'ya, Sultan'a, Ümmühan'a, Celil'e, Mehmet'e ve Zeynep'e de çok teşekkür ediyorum. Son bir hatırlatma geçmek istiyorum. Biliyorsunuz ki genel merkezimizin bir kampanyası var. Eğitimde fırsat eşitliği adına öğrencilerimize bilgisayar desteği sağlıyorlar. Bu amaçla teknoloji yazıp 42-45'e de gönderirseniz seviniriz. Eğitimde fırsat eşitliği için. Buradan Nurten Hocama da çok teşekkür ediyorum. Hepinize katıldığınız için teşekkürler. Herkese iyi akşamlar.